İkinci bölümde yaptığımız kardan adam hatırlıyor musunuz? Kömür gözlerini, kara kömür gözlerini ve kömür ağzını. O kömür gözleri aykosifir dediğimiz küre objelerinden, aykosifir objelerinden yapmıştık. Merkezleri tam attığımız böyle gösterdiğimiz yerdeki yüzeye denk gelecek şekilde çalışmasını sağladım. Yani tak tak diye gözleri yerine attık. Tam yüzeye oturdu ve şey ağız için kullandığımız daha minik e, aykosifir kürelerini böyle pıt 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 diye şey attık. Yüzeye yerleştirebildik yani bu tak tak şak şak bir mıknatısın bir yere yapıştığı zaman çıkan sese İngilizce'de snap deniyor. Snap komutunun daha doğrusu araç setinin tool'unun ee, adı o yüzden snap ve ikonu da mıknatıs. Daha önce görmüştünüz şimdi tekrar göstereceğim. Eskiden mıknatıslar böyle U şeklindeydi. Okulların deney setlerindeki mıknatıslar, böyle, mıknatıslar böyleydi en azından. Şimdi mıknatıs ya da magnet buzdolaplarının üzerine yapıştırılan magnetler aklına geliyor. Hani var ya o köftecinin, pizzacının reklam telefonun falan olduğu, adresin olduğu ya da gittiğiniz dünya e, şehirlerinin <laughs> ikonik bina ikonik binalarının e, resimlerinin olduğu e, şeyler, e, magnetler ve buzdolabına yaklaştırınca istediğimiz yere, dilediğimiz yere yaklaştırdığımızda gerisini kendi hallederdi. Şap diye yapışıyordu. Snap. İşte Snap o. Şimdi bizim bu Snap da aynı işi yapıyor. Snap e, Tool öyle yapmıştık e, şeyi. Hmm, ...kardan adamın gözlerini, burnunu vesaire. Çok geniş bir konu, büyük ihtimalle tek derse sığmayacak. Şimdi bu giriş dersinde ölçek, ölçülü ve ölçekli modelleme de nasıl kullandığımıza bakacağız. Blender özellikle Otaket'ten gelenler, ben yıllarca Otaket kullandım. Hep koordinat giriyorduk, ölçü giriyorduk, ölçülerle yapıyorduk. Mühendislik, mimarlık e, alanında kullandığımızda. E, veya diğer programlardan gelenler, Blender'da ya ölçüleri nereden giriyoruz? Yani ölçülü modelleme yapamıyor muyuz buna diye bir... E, ...haklı soruları oluyor. E, bunun yani yok gibi görünüyor ama var aslında, olmaz olur mu? Yani bilgisayarla yaptığınız bir modellemede modelin... ...sayılardan bağımsız olması düşünülebilir mi? Mümkün değil. Nerede onlar peki? Biraz daha gizli gibi değerlerine göre. Çünkü Blender daha çok artistler için yapılan bir... E, ...tasarlanmış bir modelleme programı olduğu için... ...görsel tasarım biraz daha ön planda. Se, ölçül ölçekleme sanki... Ee, ...ortalıkta görünmediğinden yok varsayılıyor. Var, şimdi onu da göreceğiz. Ben bu U modelden bir tane yaptım. Hazırlık olması için işte boyadım bu gördüğünüz şeyi. Duva, masaüstü duvar kağıdını yapmak için, tekrar yapmak için... ...bir de işte biraz daha ilerlediğimizde e, neler gör yapabileceksiniz basit olarak. Onları gö e, göstereceğim şimdi, oradan sonra da şeye giriş yapalım. Şu modeli açayım, İşte U mıknatıslar... E, Doğal ortamları olan oturma odalarında böyle görünüyorlar. Bu oturma odası da arka planının daha sonraki derslerde göreceğiz. Yani yaptığımız modellere çok hızlı bir şekilde böyle arka plan atabiliyoruz. Ee, bu hmm, mıknatıslar metal böyle üzeri işte boyalı, laka boyalı gibi görünen şey. Şeye de bakalım. Ee, Blender'ın 3D uzayında bakalım. Böyle görünüyor. Ee, çevrenin şeyi değişti burada. Hmm, yok. Biraz daha sanki ağaçlar mağaçlar var, hmm, oradaki farklıydı ee, ve bunun bizim şimdilik yaptığımız modellerde aşağı yukarı böyle e, gri e, modeller halinde göreceğiz bunu e, yaptığımız modelleri sonra boyama vesaire işlerine geleceğiz ama yaparken işte e, şeyleri nasıl yapacağız bunu ölçülü ölçekli nasıl yapacağız şimdi bu derste girişte onu yapacağız On, onların ilk adımlarını gö göstereceğim e, bu aşamaya geldiğimizde artık bu katı. ...görünen modellerin ya da organik modellerin böyle kafes nesneleri yani mesh objeler olduğunu artık öğrendik. Ve bunlara tabla bastığımızda bu obje seçilirken tabla bastığımızda bunun daha düğüm noktalarından... ...çizgilerden oluşan altyapısına ulaşıp onları şimdi daha sonra kullanacağımız bir özelliği açayım burada. Bunları böyle istediğimiz gibi oynatabildiğimizi gördük. Yani bunlara noktalar ekleyebiliyoruz, yüzeyler ekleyebiliyoruz. Onları daha değişik manipülasyonlar yapıp, elle değişikler yapıp yeni modeller elde edebiliyoruz. Yani böyle katı görünen e, nesnelerin aslında böyle yufka yürekli olduğunu ve... ...bunlara istediğimiz şekli verebildiğimizi görüyoruz. Bunlar e, biraz daha ilerlediğimizde yapacağımız e, modellerden bir tanesi. Şimdi bunu kapatıp... Blender'a girip... Blender'a girmişken şuradan hemen unutmadan Screencast Keys'i açayım ki bu kullanım sırasında bastım, evet. Neye bastım, gitti. E, tuşları görebilirsiniz, orta tuş. Bazen unutuyorum, tıkladığım zaman diyorum sağ tuş, sol tuş, orta tuş tıkları burada görünüyor. Burayı tıkladığım zaman diyorum ama sağ tıkladım, unuttuğum oluyor. Oraya bakarsınız. Eğer... ...siz de tıklama deyince sol tıklayıp da olmadığını görürseniz... ...o konunun orasında... E, ...şeye bakın, hangi tuş tıklanmış, buradan onu görebilirsiniz veya hangi... ...yollara basılmış şeylere. Kısa yol tuşları için hangi tuşlara basılmış. Şimdi buradan kamera ve light'ı şuradaki göz işaretlerine yukarıda... ...basarak onları kapattım. şimdi onlar lazım değil. Bu kübü de seçip sol tuşla X, Delete sildim. Şimdi... ...Snap'e... ...başlarken ilk önce bu 3D kursörü... ...kullanarak başlayacağız ve bunu grid noktaları hani ölçülü ölçekli dedik ya... ...işte o grid noktaları milimetrik kağıt gibi. Bizim işte çizim yapmak için kullandığımız milimetrik kağıt, santimetre e, gibi üzerinde ölçüleri olan kağıt gibi. Ve biz bu 3D kursörün bu e, daha sonra ayrı bir ders konusuyla bütün detaylarını işleyeceğim 3D kursörü... E, ...objeleri oraya atmak için ya da vertexleri oraya sürüklemek için falan kullandığımız çok güzel bir aracımız. Yani bizim... E, Blender'da e, modellemede en çok kullandığımız e, arkadaş o arkadaş 3D kursör adı. E, bunu şu grid noktalarına kenetlemekle başlayalım şey. Nasıl yapacağız? Şimdi e, bu 3D kursörü Shift ve sağ tuşa bastığım zaman istediğim yere getiriyorum. Bu yazı çok büyük. Kocaman. Niye böyle? Font size'ı biraz azaltalım. Biraz daha küçük oldu biraz daha azaltalım bu da çok küçük ders rayından çıkmaya başladı evet o kadar yeter şimdi istediğim yere sol e, shift'e basıp sağ tuşa bastığın zaman gidiyor yine shift'e basılıyken basılı tutup gezdirdiğim zaman da istediğim yere gidiyor ve bunun koordinatları değişiyor Şurada sol üst köşede e, şey dx dy dz şeklinde gösteriyor yani e, delta ne kadar bir önceki pozisyona görene kadar ya da ilk başta pozisyon. Onu pek kullanmıyorum. Ee, şuradan N tuşuna bastığınız zaman klavyeden açılan numerik panel. Ad, N oradan geliyor herhalde. Şimdiki adı başka şu anda unuttum. Burada View'a bastığınızda 3D kursörün, burada görüyorsunuz 3D kursörün lokasyonları var. Oraya dikkat edin. Yani şu, şuradaki sayılar. Şimdi bu şekilde gezdirdiğimde onlar ha bir de şuna m var yanında metre birimimiz metre şimdi ona da geleceğiz ee, x y ve z koordinatları o metrelerde olduğunu size söylüyor. Ben şimdi grid kesim noktalarına getirmek istiyorum. Onun çaresi işte buradaki bizim snap tool arkadaşımız snap snap during transform shortcut shift tab shift tabla geçiliyormuş yani shift ve taba bastığın zaman açılıyormuş ya da yani aktif hale geliyormuş yani. Buraya tıkladığınız zaman yapla işi yapıyor o zaman yapalım şimdi. Buraya bakın tıkladım mavi oldu artık böyle zzz aktif halde yapışacak bir yere bekliyor. Senin yaklaştığın yere yapışacak yani senin kastettiğin yerin özelliklerine göre biraz sonra göstereceğim özelliklerine göre yapışıyor ya da shift tabla böyle açıp kapatabiliyorsunuz. Şu anda shift tab'a basıyorum ekranda aşağıda kaldı. Evet shift tabla bu şekilde açılıp kapanıyor. Bunun bir de Ha bir bu şekilde basa, bakalım bir ne oldu ee, şey yapmadan yani daha detayına girmeden şimdi bakın çekirge gibi bir yerden bir yere atlıyor şöyle biraz daha yaklaşalım daha fazla atlıyor şuradaki koordinatlara bakın buradaki ee, tam kısmı e, değişiyor ondalık kısımda değişiklik yok çünkü burada ki seçimlerde increment seçili birimi metre ve increment'in anlamı artımlı demek. Koordinatlar, en son neredeydin? Ondalıklı bir yerdeydin. Oradan artık birer birim, birer birim... ...şu anda metre olduğu için... ...onu değiştireceğiz biraz sonra... ...bir metre, bir metre atlıyor. X, Y ve Z'de. Onun sebebi de X, Y, Z'de de atlamasının sebebi... ...biz şu anda üç boyutlu uzaya... ...biraz değişik bir açıdan bakıyoruz. Tam yukarıdan baksak, Z değişmeyecek, sadece X, Y değişecek. Ya da, ne bileyim, X, Z'den baksak... ...Y değişmeyecek, Y bize doğru bakıyorsa veya karşıya. Ee, o öyle, onun üçte... Işte eee e, kursör dedi kursör e, dersinde işleriz. Increment olduğu için birer birer atlıyor ama absolute grid snap dediğin zaman yani mutlak gride snaple. Bunu tıkla açtığın zaman, burayı tıkladığım zaman o zaman bakın. Şimdi ya yine gridlere yakla e, snap yapmıyor gibi görünüyor değil mi? Aslında şuradaki sayılara baktığınız zaman X 2 metre 4 Y 4 metre, Z bir metre, eksi bir metre. yine işte demin farklı bir açıdan baktığım için böyleymiş gibi görünüyor. Aslında Z'de eksi iki bir yerdeki kesen bir gride o kenetlendi. O yüzden öyle görünüyor. Bunu e, şöyle kullanıyoruz genellikle. Eğer sırf Z sıfır olmasını istiyorsak bir kere Z'nin sıfır olmasını sağlamamız lazım. İsterseniz böyle yaparsınız sıfır yaparsınız. Yapamadım çünkü namla kabasılı değil. Sıfır yazıp enter'a bastığınızda artık o sıfırdır. Ve e, yine ...değişiyor. Bakın, eksi bir vesaire oluyor. Onu sıfır yaptıktan sonra... ...yukarıdan bakarsanız artık, tam yukarıdan, top ortografik... ...artık o düzlemdeki şeylere, gridlere kenetlenir. Bakın, hep grid noktasında. Ve yukarıdan baktığımız için de orada görünüyor. Bu böyle. Bunu düzle, yapmanın, hızlıca yapmanın, buraya girmeden yapmanın bir yolu da şu, diyelim ki... Bu şekilde geziyorsunuz yine. Eksi üç vesaire oldu. Şimdi önce bir yandan xten ya da Y'den bakıp şöyle e, Y eksen, xten baktığım için Y'de bir yere gridde kenetlendiğiniz zaman yani buranın açık olmadığını her seferinde burayı açmak istemediğinizi varsayalım. Buraya tıkladığınızda ondan sonra taba geçtiğinizde üst tap görünüşe yukarıdan görünüşe geçtiğinizde artık o Z sıfırdır ve sadece buradaki grid noktalarına kenetleniyorsunuz. İşte snap ile göreceğim ilk şey bu. Yani snap açtığımız zaman e, 3D kursörü istediğimiz grid noktasına getiriyoruz. Bu arada unitlerden yani birimden yani metreden bahsettik. O da şurada. E, burada yanlarında metre yazıyor ya. İşte Blender'da kullandığımız unitler bu properties paneli 2.8 temellerinden hatırlıyorsunuz. Şuradaki scene properties sahne özellikleri bölümüne ...tıkladığınızdan, bu sekmeyi tıkladığınızda units var. Units'teki sağ bakan üçgeni tıkladığınızda aşağı bakar ve paneli açar bu şekilde. Burada da unit sistem var, metrik. Bir de imperial var, işte inç, kilometre, inç, mil, e, foot, feet vesaire. E, biz metrik kullanacağız. unit scale'e şimdi geleceğiz, separate units'e geliriz. E, şurada length, length olarak, yani uzunluk birimi olarak metreyi seçmiş. Bunu eğer ben e, makine Mühendisi, mi, milimetre çalışacağım derseniz milimetre seçersiniz burada e, mimarım santimetre çalışacağım derseniz santimetre seçersiniz. Burada altında santimetre yazıyor gördüğünüz gibi Şimdi burada santimetre yazıyor ama demin 2 metredeydi şimdi 200 santimde oldu yani bu birimlerin karelerin e, boyları sant, e, santim olarak ifade ediliyor. Hala 2 metre e, ama 200 santim olarak gösteriyor. Ee, bunu eğer daha detaylı e, yani ben şey çalışmak istiyorum bir santim falan çalışmak istiyorum derseniz e, yani on santimlik, yirmi santimlik objeler yapacağım der diyorsanız zoomla yaklaşacaksınız. santim birimini bulacaksınız çünkü zoomla yaklaştıkça e, yeni daha küçük birimleri size ekliyor. Şurada unit scale var. Bazı tutoriallarda yanlış olarak e, buradaki e, ...Unit Scale ile oynayarak yapabileceğinizi, şimdi anlattığım şeyi öyle yapabileceğinizi söylüyor. Bu çok yanlış, çünkü zaten üzerinde durduğunuz zaman burada açıklamasını yapıyor. Unit Scale'in ne olduğu, Unit Scale şu, eğer e, astronomik ölçekte yani ım, samanı, samanyolunu ya da güneş sistemini falan modelliyorsunuz. Yani Blender sadece oyun karakterleri, çizgi film, animasyon falan için kullanılmıyor. Üniversitelerde bilimsel e, çalışmalarda kullanılıyor. NASA 270 öncesi e, şeye Mars'a gönderdiği aracın e, şeyine tamamen Blender'la ve Blender game engine'le önceki Blender 270 öncesi yapılmış game engine'in web versiyonuyla yapılmış şeyle falan görebiliyorsunuz yani orada gezebiliyorsunuz. Hatta o rover adını bilmiyorum o Mars aracının onu istediğiniz yere götürüyorsunuz falan. Ya da mikrobiyolojide kullanılabiliyor işte moleküller. Çizimlerde bunlar tabii mikron, angstrom gibi çizimler ya da ışık yılı gibi çizimleri ya da çok büyük ölçekleri e, gerektiriyor. İşte onları kullandığınız zaman blenderda hesaplama yaparken arka planda bunları göstermek için yuvarlatma hataları oluşuyor. O yuvarlatma hatalarını gidermek için kat sayıyla normal mantıklı sınırlara getirmeniz gerekiyor. O sayıları çünkü mikron ya da angstrom çok küçük. ...ölçülerde çalıştığınız zaman 0.0000 gibi bir şeyleri toplayıp çıkarmaya başlıyorsunuz. Onlar bozuluyor. Onu işte 1000'le falan Unit Scale'de çarptığınız zaman... Işte ...o zaman bir mikron, 2 mikron falan gibi çalışıyorsunuz. Bunu santim, milim gibi yerlerde pek kullanmayın. Karışıklık olabilir. Mesela şu anda ben bunu 0.01 dediğim zaman ve santim değil mi ya... ...artık o biraz önceki şey, ölçüler... Ee, yani şu kareler, e, santim haline geldi. Ee, bunu kullanırken bazı problemler olduğunu görürsünüz. Orayı hiç ellemeden, eğer astronomik ya da e, mikroskobik modelleme yapmıyorsanız, buraları ellemeyin. Onun amacı o çünkü. Separate units var bir de, o neymiş ona bakalım. Ee, burada ım, ondalığa girdiği zamandır büyük ihtimalle. Evet, milimetresi göründü. Şimdi çok yaklaştığınız zaman separate units derseniz 3 santim 3 milim şeklinde. Şu milimetreleri size milimetre diye de gösteriyor. Güzel bir özellik. Kaldırdığınız zaman 3.7 santim, 2.7 santim diye gösteriyor. O da o e, mass yani kütle kilogram, e, zaman saniye. E, ...sıcaklık gibi değerler de var. Onların sebepleri fizik simülasyonları, çeşitli m, fizikle ilgili kısımları da olması. Yani fiziğe girdiğiniz zaman işin içinde artık e, kütle, zaman e, ve sıcaklık da işin içine giriyor. Patlamalarda vesaire falan. Onlar da ondan dolayı. Şimdi kabaca e, şeyi anlamışsak, e, ölçülü çizim için... ...snap'i nasıl kullandığımızı... Ee, şuradaki detaylı özelliklere, şöyle gözünüzü biraz daha korkutmak için şöyle yapayım bakın. Vertex'e girdiğiniz zaman mesela alt özellikleri var. Center, Median, Active gibi, backface culling var. İşte bu rotasyonu etkilesinme, Scale etkilesinme özellikleri var. Edge için, Face için, bazılarında bir, ufak tefek değişiklikler oluyor burada. Ee, snap konusu tabii çok geniş bir konu, bir derse sığmaz. 15 dakikayı çoktan geçmişiz. Devam dersinde görüşelim bu dersin ikinci bölümünde.